İyi akşamlar Hüsnü abi. İyi akşamlar. Salih, merhaba. Merhaba. Muhalla teyzeye bir şeyler almıştım. Annemin mi hepsi? Hı hı. Neler almışsın öyle? Gel içeri hadi. Anne, Salih geldi. Hoş geldin Salih. Hoş bulduk Muhalla teyze. Ver Salih, ver şu torbaları mutfağa götüreyim. Ne bunlar oğlum? Aşk olsun. Niye zahmet ettin? Ne zahmeti canım? Sana aşk olsun. Salih, iftara kalır mısın? Yok Bahriye, hemen çıkacağım. E kalsaydın oğlum. Yok, başka zaman yine uğrarım ben. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok, sağ ol Salih. Fahriye her şeyle ilgileniyor, sağ olsun. Neyse, ben de gideyim anne. Cemil birazdan eve gelir. Yarın tekrar uğrarım, tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi güle güle. Hadi hoşça kal. Anneni iyi gördüm. Aman nazar değmesin, çok iyi. Vallahi beni de şaşırttı. Yılmaz'dan yeni bir haber var mı? Yok, ama yarın ziyaret günü. Çok selam söyle benden. Çok özledim hayvan herifi. Söylerim tabii. Muhalla teyzenin bir şeye ihtiyacı olursa ne olur söyle, tamam mı Fahriye? O bana Yılmaz'ın emaneti. Sağ ol, söylerim tabii. Aslında bizi bekleyen ciddi bir sorun var. Biliyorsun abimin maaşıyla geçiniyorlardı. Hı hı. Son maaşını da annene verdi biliyorum. Hadi bu ay idare etti diyelim. Peki önümüzdeki ay ne olacak? Bir de annem sıkıntısını belli etmemeye çalışır. Fahriye, ona sıkıntı mı çektireceğiz? Olmaz öyle şey. Biz neciyiz burada? Bostan korkuluğu mu? Merak etme sen. Annem kimseye yük olmak istemez. Kendi çocuklarından bile zor para alır biliyorsun. Bilmez miyim? Ben çalışmaya karar verdim Salih. Bugüne kadar anneme abim baktı. Şimdi sıra bende. Belki senin için de iyi olur. İstersen bir bakayım sağa sola. Vallahi çok iyi olur. Sağ ol. Tamam. Yemeğini falan ayarladım da yalnızken ne yapar ne eder bilmiyorum. Aklım hep onda Cemil. İstersen buraya getir. Bizde kalsın. Ha, tam adamını buldun. Rahatsız edeceğim diye oturmaya gelmeyen kadın gelip bizde kalacak. O da doğru ya. Cemil. Benim çalışmam lazım. Çalışmam mı lazım? Bu da nereden çıktı şimdi? Kim bakacak anneme Cemil? Abimden 2 yıl hayır yok ona. Senin de kazancın belli. Biz kendimize zor bakıyoruz. Dur bakalım, buluruz bir çaresini. Hem ne oluyor öyle çalışmaya karar vermeler falan? Ya insan kocasının bir fikrini alır. Başka çözüm var mı Cemil? Şimdi bilmiyorum. Düşünürüz bir şeyler. Hem nerede çalışacaksın sen bakalım? Bilmem. Nerede olursa. Sanki çok seçeneğim var da. Salih bir arkadaşlarına soracakmış. Salih kendi işine baksın. Onunla konuştun demek. Bana sormadın ama onunla konuştun bu meseleyi. Hem sen nerede gördün Salih'i? Canım anneme uğramış, bir şeyler almış. Bir şeyler almışmış. Bu Salih aile içine fazla girmeye başladı. Biz anneni düşünürüz, ona kalmadı. Senin iş meselene gelince de ona da biz kendi aramızda karar veririz. Tamam mı? Cemil, Muhalle Hanım yarın evde mi? Hemen halledelim şu işi. Evdedir tabii. Nerede olacak? Gerçi Salih benden daha iyi bilir ama. Bu ne demek şimdi? Her dakika vuramıyor musun? Senden iyi kim bilecek? Ne biçim konuşuyorsun sen? Az bile yapıyorum. Elimden gelse daha fazlasını yaparım. Yılmaz benim en yakın arkadaşım. Muhalle teyze de annesi. Çocuklar kesin patırdıyı. Şimdi kavga edecek zaman değil. Cemil sen de abuk subuk konuşma. Herkes elinden geleni yapıyor. Nedir derdin anlamadım. Herkese iyi geceler. Eyvallah. Hayda. Neydi bu tafra şimdi?